Kaş laminasyonu nedir? Kaş laminasyonu nasıl yapılır? Doğal ve güzel kaşlarda kaş laminasyonu uygulamasını, makyaj ve kalıcı makyaj eğitmeni Sevcan İpar anlatacak. Az sonra. Evet, iyi ki varsın, kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biraz da güzellik konuşalım dedik ve makyaj, kalıcı makyaj eğitmeni Sevcan İpar stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Güzel güzel gözlerinize geldiniz, aydınlık, ışıl ışıl geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne üzerine eğitim aldınız, nasıl bir hizmet veriyorsunuz izleyicilerimize? Aslında ben makyaj, kalıcı makyaj uzmanı, aynı zamanda vizajist, make-up artist olarak. Vizajist, yani genel görünüm. Yani baktığımızda siz ilkbahar, yaz mevsimi, sonbahar mı, kış mevsimi kadını mısınız? Ya, renk şifreniz. Onu nereden anlıyorsunuz? Aslında bir takım kodlar var. Bunlardan yola çıkarak nasıl bir makyaj yapmanız gerektiğiniz, nasıl bir kıyafet giymeniz, şu anki giydiğiniz elbisenizin benim üstünden yürüyebilirsiniz. Son derece free yani. Evet, hangi mevsim uygun olduğumu söyleyerek başlayabilirsiniz. Yani saçınızın, balyajının tonu, hepsinin bir etkisi var. Ya da rose gold mu yoksa gerçekten altın rengi mi kullanıyorsunuz? Bunların hepsini biz makyaj, kalıcı makyajla bütünleştiriyoruz. Nasıl yani? Ne yaparsınız? Ben geldim. Geldiniz. Ben bu şu anda ekran önündeki Özlem Yıldız değilim. Bir Özlem mahalledeki Ayşe teyzenin kızı Özlem'im. Geldim. Örneğin makyaj için geldiniz sadece. Geldiğinizde sadece nereye gidiyorsunuz Özlem Hanım? Bir konser açılışına mı? Nişan var akşam. Nişana mı, düğüne mi sorusunu sormuyoruz. Ha, sormuyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Ben meraktan hemen söyleyeceğim ya. Komşunun nişanı var, ona gidiyorum. Yani o günkü ruh haliniz önemli bizim için. Ya mutsuzsam koyu renk mi yapacağız makyajınızı? Yok, belki de siz o gün farklı bir Özlem olmak istiyorsunuz. Ha. Ben diyorum ki, diyorum ben çok natural makyaj yaptım. Bugün çok böyle albenisi olan böyle koyu renk gözler, işte kırmızı rujdan istiyorum. Öyle bir havadayım diyorum size. Yani birisi düğün için geliyor ama belki de eski sevgilisini kazanmak için düğün makyajı. Hocam bilir misiniz bu ne demektir? Ya bu sıkıntı, bu hanımların derdi bitmez. Ruh halini anlamak lazım. Ruh halini anlayamazsın. Yani siz o gün makyajla onun iklimini mi oluşturuyorsunuz? Onu mu anlayacağız? Biraz derine inmek gerekiyor. Hocam çok derin mevzular. Şimdi siz Sevcan Hanım'ı tanıyamayacaktım ama öyle bir konuya girdiniz ki. Yani konu bayağı bizi cezbedecek bir konu. Buradan bize bayağı malzeme çıkar hocam. Önce ben hangi iklim adamıyım bir bak. Hocam size bir son dört kuşaması görün. Dört mevsimin uyumu var. Dört mevsim bak yani eksik olmayacağım. En güzeli. Peki sizi ilk önce bir tanıyabilir miyiz? Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Aslında çok fazla sektörde, bu kadar senedir bu sektörde demeyi neden sevmiyorum? Çünkü ben eskiden yani işletme mezunu, üniversite mezunu, bankacılık yapmış. Ama hedeflerinin peşinden koşmak için bir anda kasayı kapatmış, istifa edip gitmiş. Kendisine makyaj fırçası almaya giden bir kadınım. Yani inanmak, başarmak, istemek kısmında hikayelerim birazcık derin, evet. Çok güzel. Ya hep hayallerinizde vardı bu işi yapmak. Normalde hep kara kalem çalışıyordum. Lisede resim yarışmalarına hazırlanıyordum. İstediğim bir meslekte miydim? Değildim ama başarılı mıydım? Başarılıydım ama bana kredi için gelen bir bayanın da kaşına gözüne bakmaktan yorulmuştum artık. Yorulmuştuk. Çok güzel. Yani aslında işte mesleğe olan tutkusu başlıyor. İçten yani geliyor. İnsanın istediği ve sevdiği işi yapıyor olması kadar güzel bir zenginlik yok. Bence bu hayallerinizin peşinden gitmişsiniz. O yüzden öykünüz beni daha çok cezbetti. Evet. Sonrasından bu işi yapmak istediniz ve o fırçayı bir almak istediniz elinize. Evet, o ceketimle, takımımla makyaj fırçası almaya gitmiştim. Hayatımın en güzel, en özel ve iyi ki yapmalı, yani iyi ki bunu yapmışım dediğim kararımdı. Tepkiler aldım. Yanımda olanlar oldu, olmayanlar oldu. İnandım. Bu kaç yıl önceydi? Yakın zaman. Yani 9 sene önce. 19 sene. Ben özel bir tespit yapabilir miyim? Tabii. Anneniz yanınızda oldu, babanız yanınızda olmadı. Çok oldu iyiydi mu? Bu. Ben de merak ettim. Yok, ikisi de yanımda olduk. Başta bir tepki gösterdiler ama yanımda oldular. Çok güzel. Önce kara kalem çizmiş. Olmayanlar başkalarıymış hocam. Önce bak ama kara kalem çizmiş, ondan sonra insanları çizmeye başlamış. Çizmeye başlamış yani. Konuya. Ama bu gerçekten tabii bir has. Tabii ki bu ruh farklı bir şey. Bu çok farklı. Metrodayım. Ve sürekli o yüzlere bakıyorum. Kredi kullanmaya geliyor. Diyorum ki eyeliner'ınızı şöyle mi çekseydiniz? Öyle diyorsunuz, o kadar yani. Artık yani müdahale etmem dedim lazım bu duruma. Banka müdürüyle arada hemen tuvalette bir makyaj yapıyoruz. Baktım bu durum benlikten çıktı. Yani bunu kendiniz peki makyaj yapmayı seviyor musunuz bu arada? Kendim o kadar değilim. Bir kadını olsun. Güzelleştirme isteği bende çok var. Yani onu başka bir yere götürmek. O çok başka bir şey değil mi? Yani o çok başka. O belki de bir moral, bir başka bir değişik bir moda geçiyor insan. O çok insan. Büyük bir haz oluyor. Aslında beni
O çok mutlu ediyor kendimden ziyade. Hiç kendine önem vermemiş zaten belli oluyor. Sizde de bir süslülük var yani. Hani bir bakımınıza özen gösterme var. Belki makyaj yapmayı sevmiyorsunuz ama. Bugün özel bir durumda var. Hep böyle değilim diyorsunuz yani. Normalde bugün bir takma kirpik taktım. Takmam. Kirpik laminasyon dediğimiz bir işlemi yaparız. Hafif bir allık sürerim ama bugün bir tabii siz varsınız. Teşekkür ederiz. O yüzden özel hazırlandım. Teşekkür ederiz. Bugün bize farklı farklı işlemler. Yani biz kaşla ilgili pek çok şey duyduk. İşte dövme kontrolü. İşlemleri yapılıyor, microblading yapılıyor. Sizin bahsetmek istediğiniz konu çok daha başka ki benim hiç hayret nasıl kaçırdım duymadığım bir mevzu bu. Onu sizden dinleyelim. Yoksa yeni mi çıktı? Nasıl kaçırdım? Kaçırmam normalde ama onu kaçırmışım. Türkiye'ye bu uygulamayı yaklaşık 9 ay önce getirdik. Çok peşine düştüm. Aslında ürün tamamıyla şöyle hocam, nasıl laminasyondan bahsediyoruz. Evet. Diş laminasyonu, parke laminasyonu. Bu da bir kaş laminasyonu. Yani kaşın var olan yapısını 3 boyutta hale getiriyor. Ama kalıcı makyaj işlemi yapmadan. Nasıl oluyor yani? Bir şey serumlarla falan mı? Ürünlerle, solüsyonlarla. Onu şöyle, tabii yani aslında şöyle, kıl yapısının anne, baba ya da genetik olarak aşağıya doğru. Aşağıya doğru olunca ifade de düşük oluyor. İfadeyi güçlü kılmak için kıl yapısını yukarı doğru kaldırıyoruz. Tamam. Ama kıl yapısını da proteinlerden dolayı uzattığımız için kalıcı makyaj işlemine gerek kalmıyor. Çünkü kalıcı makyaj işlemini tercih edenler olduğu gibi tercih etmeyenler de olabiliyor. Tamam. Yani bir kadın geliyor, asla istemiyorum. Her şey doğal tabii olsun. Tabii ki her şeyin doğalı tabii ki tercih ettiğimiz şey. Hakikaten kadınlar öyle diyor. Evet, öyle. Asla diyen bir kadına kalıcı makyaj işlemi yapamayız. Yani yapılamıyor. Öyle bir durumda ilk bir seçenek olarak brow laminasyonu çok güzel sunabiliyoruz. İfadeye güçlü kılıyor. Var olan kıl yapısını yukarı kaldırıyor. Eskiden kalıcı makyaj yaptırmış. Orada bir pigmentasyonda dağılma var. Bir görüntü var. Kendi kıl yapısını uzatıp yukarı kaldırdığım için orayı da kapatıyor. Hmm. Üç etki bir arada yani. Ya bu işi biraz daha açın bence. Şu an dinleyenler laminasyonu tam olarak anlasınlar. Hemen anlatıyorum. Bu çünkü 9 aydır dediniz. Evet, çok yani özel bir konu. Kendi kaşın kendisi gürleşerek doğal bir halde uzuyor. Bir de ifade düşüklüğü derken bana baktınız, orada da etkilenmemiş değilim. Üstünüze alınmayın hocam. Aslında şöyle, yani kıl yapısı aşağıya doğru, ben onu yukarıya doğru kaldırıyorum. Aynı şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Evet. Saçınız çok kıvırcık, dalgalı ve asi bir saç. Evet. Saçınız. Ve ona sakinleştirici işlemler yapılıyor. Evet, sakinleştirici bakım var. Aynen. Hı. Ben de kaşa sakinleştirici bakımlarla beraber yapısını düzeltiyorum. Aslında efektif bir hale getiriyorum. Ama kesinlikle bir boya, bir pigment, kalıcı makyaj, iğne gibi işlemler yok. Ne kadar zamanda oluyor bu? Bir zaman gerektiriyor 40 dakikasını ayırması yok lazım. Bir dakika. 40. Tek seans. Bir dakika, ben tekrar başa sarıyorum. Gene anlamadığım bir şey var. Şimdi boyamayı yapıyoruz. 40 dakikada yaparsın boyayı. Evet. Resim gibi çiziyorsun. Hı-hı. Şimdi bu kaş kendi kendine oturuyorsa 40 dakikada nasıl uzuyor? İşte solüsyonlarla uzuyor. Nasıl bir solüsyon? Bunu saça süremiyor. Özlem Hanım, hocam, bu programı... Hocam, seni daha çok ilgilendiriyor. Evet, bir dakika şimdi. Dur şimdi, ya bak, biz bu programı canlı hale getirsek de ben şurada yatsam, uzansam da şu saçlarım. Laminasyon kelimesini o kadar seviyorum ki. Yani bir doktor işte demiyorum. Hakikaten biz de seviyoruz Allah için. Hani bir şey anlatırlar ya bize laminasyonu. Gerçekten aslında ihtiyacımız olan şey gelmiş. Neden? Geliyor bazen bir kaş, şurada bir dalga dalga bir görüntü. Kime benziyor? Babama benziyor. Kime benziyor? Dedemin kaşı böyleydi. Nasıl düzelteceğiz? Fön çekemeyiz. Yani aslında ihtiyacımız olan bir şeyi ayağınıza getirdik. Bir dakika. Şimdi tekrar bir izleyici gözüyle. Baştan bir daha. Hayır, baştan değil, gene anlamadığım bir mevzu var. Yani. Tamam. Burada kaş, olmayan kaş uzayıp gürleşiyor mu, yoksa zaten kaş aynı uzunlukta kalıp kıvırcıklığı, dalgalığı mı düzleşiyor? Kesinlikle aynı uzunlukta kalmıyor. Kaşın var olan yapısı uzuyor. Şaşırdım. Bir. İkincisi, yapılan proteinlerle efektif hale gelip daha da yani uzamasına ve kaşın daha gür gözükmesine sebep oluyor. Özellikle set önünde olanlar, dizi oyuncuları inanılmaz derecede yaptırıp bunu tercih ediyor. Çünkü biliyorsunuz doğallık ön planda olsun. Bunu bir tek kaşa mı sürebiliyoruz? Aynı zamanda onun kirpiği de var. Bıyık. Bana buradan gel. Kirpiği de var. Kirpik zaten. Onu da hemen 40 dakikada uzatabiliyor muyum? İki tane olayımız var. 40 dakikada uzamıyor değil mi? Bu işlem 40 dakika. 40 i̇şlem dakikada uzama 40 olmuyor. Dakika. He, 40 dakikada uzamıyor. Ama bu uzama 40 günde oluyor değil mi?
için ya. Hocam yalan karışıyor. Tam anlıyorum diyorum. Bir daha bir şey söylüyorsunuz. O kadar keyifli anlatmamıştım yalnız. O kadar eğitim verdim. Çok keyifli çekti ya. Şimdi işlem süresi mi 40 dakika evet. yoksa 40 dakikada uzuyor mu? İşlem süresi toplam işlem süresi 40 dakika. Tamam, doğru, tamam. Orayı anladık. İşlem evet. 40 dakika. Kaç dakikada uzuyor? Kaç? İlk uzama dakikası yaklaşık 12 dakikada sevgiyle beraber yapıldığında ilk etkileri alıyoruz. Sevgi nereden veriyor? Ama o da önemli. Şimdi tabii. herkes kullanır değil mi hocam? Bakın herkes ben size şunu söyleyeyim. Siz kaş yapmayın şuraya tüy tutun orada tutar yani. Ay. Bu sevgiyle evet, bu muhabbetle hakikaten öyle yani. Ama olmasın? Gerçekten evet. öyle. Yani evet. sevgiyle dokunmayınca o enerjiyi vermeyince... Olmuyor. İnanın evet. olmuyor. 12. dakikada evet başladı. Ama bu aynı dakikada birebir aynı mı oldu bu? Türkiye'de sürdüğümüz aynı mı biri kaşla aynı mı yoksa onun etkili yani şey sürdüğü tamamıyla formül farklı mı? Solüsyonlar farklı. Ha, bir farklı. Numara uzatma, iki numara sabitleme, üç numara çok farklı mineraller. Yani sadece şu oluyor aynıyı verdiğimizde. Aa kaşım varmış benim nasıl yani bir dakika deyip hemen bir kalkışlar oluyor. Yani en çok işte bunu seviyorum. Ben sizin yanınızda kaşın. Çalışayım o zaman ayna tutayım. Vallahi ne güzel olur. Neler şahitliyorsun. Yani aynayı tutayım yani. Aa, siz evet. tabii onu görüyorsunuz o merakla bekliyorsunuz. Evet tabii. Yani işte bunu bu yüzden mesleğimi bu yüzden seviyorum. Şu yani onun kendinde gördüğü o mutluluk ve ayna olayı çok farklı bir durum. Bu 40 dakikada oluyor. Evet. Gerçekten öyle. Ya, ben böyle bir şey... Aynı zamanda beylere de yapıyoruz kaş laminasyonu. İşte o yüzden diyorum hani canlı canlı yapsa mıydık? Vallahi burada biraz... aday varken. Kaşlarım coşsun. Hazır kaşlarım coşsun diye. Aday varken evet kirpiklere yani. De aynı şekilde. Kirpikleri de yani etkisini görüyor muyuz o 40 dakikanın sonucunda? Şimdi en çok sorulan soru lifting ile laminasyon arasındaki fark evet, ne? Evet lifting diye bir şey var ama var o kıvırıyor. Olan... Hah, çok güzel söyledin. Evet, lifting var olan yapıyı kaldırıyor, kıvırıyor. Düşük kirpikleri. Hı hı. Laminasyon kaldırıp kaplama yapıyor hocam. Kaplama dişten. Ya siz lifting bizde. Laminasyon mı? Bizde kaplama bizde. Benim desteğim de gözümün üstüne. Peki yani. Laminasyon üstüne lifting olur mu? Biz liftingin üstüne lamine ha, ediyoruz, üstüne. Kaplıyoruz. Kirpiklerinize bir hafta sonra baktığınızda böyle ipek kirpik dokusunu hissediyorsunuz. Hani yok benim şu an işte müdahaleli de bunları çıkarınca ben tamam. evet, ben de terzi kendi şeyimi düşünüyorum. Bütün soruları kendime uyarlayarak soruyorum. İnsan öyle sorunca da içten ama soruyorum. Nasıl biliyor her ya şeyi biliyorum bilir. Ya ben güzel bir düşünüyorum. Bütün evet, bakımları yani. Takip ya ediyorum. Ya da hocam. Şöyle bir şey de var. Örneğin bazı uygulamalar yanlış uygulamalardan dolayı dökülen bir kirpik var diyelim. İşte şimdi bu ipek kirpikler var ama bunları çıkarınca kirpik zarar görmüş oluyor altta. Gibi. Ben evet. de istiyorum yaz döneminden sonra işte tekrar kendi kirpiklerimi. Onlarda başka bir uygulama var. Ha. Onlar da siz eğer... benim olanı anlatın boş verdik. eğer zarar görmüş, dökülmüş, işte doğum yaptım, hamilelik geçirdim, döküldü gibi derse o zaman yapılandırma dediğimiz başka bir servis var. Sadece protein yüklüyor. Bana mesela ipek kirpikten sonra protein yüklüyor. Aynen. Oo. Nasıl yapıyorsunuz? Hocam sen kirpiğe kaşa gidersin ben kirpiğe buraya bir geliriz. Allah. Hocam, ya uçtunuz yok. Uçtunuz ya hakikaten uçtunuz. Sen kaşlarını bir sağa atarsın bir sota ben kirpikleri böyle böyle çarpıştım. Artık her gün derim yani burada. Sevcen ifarı görüyor musunuz? Hocam düşünsene bu böyle kaşların böyle buralara değiyor ister misin öyle olsun? Hakikaten aman ya. Aman sizin aynaya baktınız ama gerçekten ama bunda iğne yok. İğne yok bir şey batırmıyor kesmiyor. Her şeyin başı sevgiyle yapıyor. Evet. Allah aman. Allah. Vallahi ben... çok değişik bir mevzu. Evet. Okum açıldı bak. Konu ilgimi çekince bir anda evet. dikkatimi değiştirdim. Mesela bu arada bununla birlikte başka teknikleri de birleştirdiğiniz oluyor mu? Hani mesela bu dediğiniz gibi kaş uzatmaya geldi. Laminasyonu hı-hı. yapıyorsunuz. Kalıcı makyaj da var mı? Yani kalıcı makyajı çok ihtiyaç olduğu durumlarda. Örneğin kaş vitamini dediğimiz hı-hı. bir olay var. Kaş vitamini de her kaşa uygun olmuyor. Döküldüğü durumlarda vitamin yapılması gibi. Dolayısıyla o yani tamamıyla duruma göre ilerliyoruz. Ya mikroblading ya da kalıcı evet. makyaj işlemi çıkmıyor kaşı. Ne yaparsan küsmüş. Yap diyor ki benim 40 senedir çıkmıyor. Annemin de böyleydi, anneannemin de böyleydi. Hiç uğraşmıyoruz. O kalıcı makyaj istiyor. Kadının ne istediğini anladıktan sonra tamam size buyurun kalıcı makyaj işlemi yapalım diyoruz. Hmm. Ama hassas olan bayanlarda yani doğallık, natürellik evet. onlar için çok evet. önemliyse bu laminasyon.
Şimdi bir şey soracağım ama ben unutmuşum. Sorun. Biraz önce. Neydi? Yani bu kalıcı olmayan laminasyon ne kadar kalıyor bizde? Çok iyi. Sonra eski haline dönecek mi, dökülecek tabii mi? Tabii yani. Yani şöyle mi? Çünkü kıl... Biz bunu sürekli, ne kadar arada bir yaptırmamız lazım? Sürekli döküldüğü için, yenisi çıktığı için kalıcılık süresi 1,5-2 ay kadar. İşte diyorsunuz hanımların şu anda tercih ettiği bir şey daha doğal bir görünüm olsun. Aynen. Yani vallahi ben evlenmemiş olsaydım bir defa, evlenmemiş var. Olsaydım düğünden önce kesin yaptırırdım. Aman düşünsene Esma yenge bir görüyor. He. Aman yani. Kaşlar. Size dedikleri böyle kaş kınası. He, bana değil mi? Hocam çok yakışıklı olurdu ya. Esma yenge istemezdi böyle bir şey, ben size söyleyeyim. Evet. Evet. Size unutturduk mu? Ne? Unutturduk ne konuşacağım. Hocam konudan konuya geçirdim. Bunun için mi uğraşıyoruz ama? Takipte zorlanıyorum. Bir süre sonra şimdi şey dediniz, eski haline geldi. Evet. Heh, orayı tekrar konuşalım. Bir süre sonra eski haline geldi. İki seans ya da üç seans gibi tekrarlandığında düzenli bir forma zaten kaş ulaşıyor. Ara seanslarında farklı bakımlar yapılıyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Şu kirpik uzatıcılarda da vardı. Bir öyle bir ürünler var. Uzatıyor. Aman diyorsun çok güzel oldu. Nasıl bu kadar böyle takma kirpik gibi pat 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 arkadan dökülüyor. İşte, şimdi bu da ürkütebilir insanı. Bunda dökülme değil aslında, çok fazla proteinler içinde olduğu için besleme durumu fazla. Şöyle düşünelim. Bunu da şöyle açıklıyoruz. Saçınız çok kıvırcık, asi. Düzenli düzeltme işlemi yaptınız. Bir süre sonra o kıvırcıklığını yitiriyor. Önce bir orta dalga oluyor, sonra hafif bir dalga oluyor gibi. Yani biz kaşı aslında kıl yapısına o formata getiriyoruz yavaş yavaş. Evet, onu istediğimiz forma. Evet, yani her ay yapılacak bir işlem zaten değil. Şimdi ben şeyi anlamadım ama hala. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani gerçekten şimdi... İğne yok. Aşama aşama. Şey, bu proteini nasıl bir veriyorsunuz? Bir beklete herhalde o losu. Proteini hayır nasıl veriyorsunuz? Yani bir şey yapıyor musunuz böyle? Çekiştirme, yetiştirme. Şöyle düşünelim. Yine evet. Saçtan örnek verelim. Örneğin yine o saça yapılan bakımlar gibi. Kıl yani bir pul tabakasını açıyoruz bir ürünle. Ve açtığım yani bunu bir palmiye ağacı gibi düşünün. Bir şey sürüyorsunuz. Evet. Ve onun içerisine, o pul tabakasının içine ürünleri veriyorum. Sürüyorum tabii ki. İğnesiz ama. O da hemen emin. Yakmıyor. Hayır. Yakma, acı hiç. O sırada kahvemizi içiyoruz. Biz öyle içiyoruz. Hiçbir şey yok. Sohbet işlem yok çünkü hani. Yani yatmıyor bile yani. Kahve içiyor. Evet. Bu ay. Bir kahve teklifi gibi oldu. Hayal değil mi gerçekten? Yani. Ne kadar zamandır tam olarak şu anda uygulanıyor bu işlem? Biz bunu ilk Türkiye'ye getirdiğimizde 9 aydı. Çok güzel yayıldı. Ses çok getirdi. Niye ses getirdi? Olmayan bir üründü. İhtiyaç vardı yani. İhtiyaç olan bir şeyi getirince de sesi güzel yayıldı. Severek de yaydım yani. Vallahi sen yaymışsın. Evet gerçekten enerjimizle. Yani. Onun yerine su getirseydi ama o su zaten başardı. Doğru yani. Sizin ama böyle işe başlama öykünüz bir makyaj sevdasıyla başlamış. Evet. Sonra bu çıkmış. Makyajla devam ediyor. Aslında benim makyaj öyküm nereden başladı? Benim annem sürekli ameliyatlar olurdu. Ve annemin narkoz etkisi geçmeden ben onun makyaj çantasını alıp sürekli ona makyaj yapardım. Hani annem kendini güzel görsün diye. Çünkü hepsi ağrılı, sancılı. Onu öyle görmek istemediğim için sürekli makyaj yaptım. Ve sonra bu olay başka kadınlara gitti. Mahallenin bütün komşuları size gelip bana bir makyaj yap. Sonra hep bir kadınları mutlu etme isteği aslında. Yani bazen hayatımızda bazı olaylar oluyor. Biz ah ah vah vah diyoruz ama o olaylar içinden bir şey aldığımızda sizin nereye götürebileceğini kimse tahmin edemiyor yani aslında. Sonrasında da makyajla birlikte bir de bu fikir gelmiş oldu. Evet, hep bir zincir aslında. Bir yani, şey bir şeyi açıyor. Ama idealist olduktan sonra bir de bir müteşebbis ruhunuz varsa bunlar geliyor. Şeyi de demin program başında ilk bahsettiğimiz konuda benim çok ilgimi çekmişti. Çok kısa geçtik onu, o mevsimleri. Mesela yani kişinin mevsim olarak neyine göre karar veriyorsunuz? Ten rengi, saç rengi, kaş rengi, göz. Ondan sonra yani sizin asıl ana kaş renginiz, doğduğunuzdaki saç renginiz neydi? Onu sorarak ilerliyorsunuz. Yüz şekli. Biz konsültasyon dediğimiz sizinle oturarak konuşuyoruz. Hocam bir gün sormadınız şu kadar zamanda program yapıyoruz. Ama ben hiç sormadan mevsimini yani. Değil ayını biliyorum yani. Hemen onu söylüyorlar ben yani. Ağustos doğumluyum. Yo, Nisan ayını ya Nisan ayını yansıtıyor beni. Ne Nisan'ın nereden çıktı Nisan canım? Ağustos'um ben. Tutmadı. Bir an
aslında bir ortaya Nisan attınız hiç Nisan olarak. O bambaşka bir diyar. Pencerenin içinden pencere çıkıyor. İnanılmaz. Yani siz kendinizi ben Ağustos ayında doğdum. Ben kış kadını değilim ki diyorsunuz ama siz aslında bir kış kadınısınız. Kış gördün mü bak Nisan ayı. Ben kış kadınıyım. Ya. Lütfen ben araştıralım direkt. Nisan çıksın. Rezil oldum yani. Ayrıntısıyla bir yaz kadınıyım ben. Kendimi de öyle hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. Çok seviyorum. Ama bir test tabii yapmam. Ama sadece his bu yani. Bak ben çocuğun ağzına baktım mı yaşını bildim mi? O süperdi. Evet, o süperdi. Evet yani ilk atışı oradan yaptım. Evet. Lütfen Nisan çıkarın program bitecek evet, yoksa. Evet o da sizin uzmanlık alanınız ama bakınca tabii, direkt tabii. Söylüyorsunuz. Evet. Şimdi evet özellikle benim saçlarım için bu yöntem uygulanabilir mi? Hayır. Protein yok, o çok geniş bir alan olduğu için. Değişik sadece şey. Kaş ve kirpik. Yani saça çok fazla. Beni aşar diyor. Başka şeylerim. Hayır saç değil ki yani şu hani küçük kıllar var ya bunları besleyemez miyiz? Onu, ama onu besleyen bunu da besler gibi geldi. Onlara yapılan ayrı bir prosedür var. Besleyen bunu hocam siz. Var ama o iğneyle, mezoterapi iğneleriyle onlar. Daha geniş alan onlar tabii. Artık o küçük. O iğnesiz işlem. Siz bu işe ne zaman başlarsanız haberim olsun. Hani böyle makyaj dikkatimi çekiyor diyorsunuz ya. Müdahalelerde bulunuyor musunuz hala gördüğünüz zaman? Çünkü insanların da yaptığı yanlış makyajla ilgili yanlışlıklar var makyaj hataları. Artık müdahalelerde bulunmuyorum. Artık yine hep aynı kafada ilerliyorum. Yani ben sokakta gördüğüm bir yaşlı amcayı alıp sakal tıraşı yapıyorum içeri alıp. Aa. Yani artık çok şey farklı. Mı? Evet yapıyorum öyle videolarım da var hatta. Sakal tıraşı size var mı? Aslında makyaj dediğimiz yok arkadaşlar, aslında. Arkadaşlar şu sokağın önünü bize de öğretin. Hayır aslında makyaj dışarıdan yapılan her türlü müdahale makyaj. İşte bir beyefendinin tabii sakal ki. Tıraşı olması. Saçımızı taramamız. Şey. Bunların hepsi bir makyaj. Artık makyajı biraz o taraflarda ya da bir çiçekçiyi alıp içeriye ona makyaj yapmayı inanın daha çok seviyorum. Harika bakıyorsunuz. Ya. Yani biraz böyle bakıyorum. Harika, bugünden sonra Sevcan Hanım dükkanının önü zaten bütün o dükkanın önünden yaşlı bir şekilde geçmek bir, lazım. Yani evet bakımsız gördüğümüz. Gençlere demediniz ama yaşlılara dediniz. Bundan sonra yapmak istediğiniz o artık kaldı mı hayalleriniz? Mesela hayallerinizin peşinden koşmuşsunuz ya. Daha var mı? Aslında beni buraya en çok getiren hırstan ziyade hayal etmek oldu. Hırs olunca kişi kendine zarar veriyor. Çevresindekilere de zarar veriyor. Daha sonra bu olay çok farklı bir hale geliyor. Çok güzel. Ama hayal edince ve sakin ilerleyince daha da başka bir hale geliyor. Şu anda belirli bir yere geldim. Aslında gücüm başka kadınlara da güç oldu. Çünkü eğitim verdiğim için ve onlarla ilerlediğim için... Bununla alakalı yapmak istediklerim birkaç şeyim daha var ama onu söylemiyorum. Niye? Ben. Çok mu? Yok gizli kalsın. Ama hayallerinize gittiğinizi çok iyi yansıtıyorsunuz. Hırslı olmadığınızı çok iyi yansıtıyorsunuz. Ama ne güzel hayallerinin peşinden koşmak da her kadının istediği ve yapması gereken. Ve kimse pişman olmasın. Bence hep bastırıyoruz duygularımızı. O ne der, bu ne der, babam beni orada okuttu. İşte ben bu kadar sene üniversitede okudum. Ama çekiniyoruz belki biraz de. Yani çekiniyoruz, hem evet. Para kazanma kaygısı var, hem aile baskısı belki var. Belki aileden gelen bir miras var, o mesleği devam ettireceksin diye istemediğin, yapmak istediğin bir şey yapamıyorsun. Ama siz çok güzel bir örnek olmuşsunuz. Evet. Hayallerinizin peşinden koşmuşsunuz. Ay. Bu da pek çok kadına ve pek çok bizi izleyen izleyicimize, kadın erkek belki de fark etmez, hayallerinin peşinden koşması gerektiğini hatırlatıyor. Kesinlikle. Siz de öyle miydiniz hocam? Çok örneksiniz. Evet benim de aynı benim hayatımı anlatıyor gibi ne geldi güzel. Bana. Ne mutlu. Hakikaten öyle biz kırılma noktasıyız. Bizim o eski kuşağın, bizden önceki kuşağın o tek tip düşüncesini kıran insanlarız. Evet. Evet sizin dediğiniz gibi olmuyor aslında böyle de bir yol var diyen insanlarız. Evet, evet. Size o konuda da çok takdir ettim. Belki de hakikaten. Mutsuz bir şekilde şu an o masa başındaki işinizi değil yapıyor olacaktınız. Yani. Kesinlikle. Bu kadar enerji konuşamayacak. Üzmüş. Yani müşteri üzmüş. Müşteri beni çok üzmüştü. Onun üzerine bir çekip. Neye? Şey başka bir işle alakalı. Bankadayken. Bankacı. Yani, ters demiş miydi? Bayağı bir ters demişti. Ama iyi ki terslemiş yani. Hani bazen deriz ya. Hayır da şerşerde hayır. Tabii. İyi ki yapmış. Ve ben sonra onun yıllar sonra karşılaştım. Kesin kaşını yapaydı. Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Ettim. Affetmek çok önemli. Teşekkür etmek tabii çok ki. Önemli. Tabii o yükü ki. Atmak gerekiyor. Bambaşka kapıları açmış size. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel enerjinizle. Bize çok keyifli bir sohbet getirdiniz programımıza. Tekrar teşekkür çok ediyoruz. Sevcan İpar bizimle birlikteydi efendim.